Üstad Hazretleri diyordu, 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde 4 kelime ile 4 kelam öğrendim. Bunun birinci kelimesi inni lestu maliki, tekrar ediyorum hani bir kısa özetle, ben kendime malik değilim. Burada enenin terki ile hak vakikatta teveccüh manası. Dördüncü kelime de ona benzer, ene. Fakat buradaki ene, onun dersini yapacağız. Oradakine zahiren, lafız bakımından değil de zahiren, bu yukarıdaki lafzen değil. İnni lestu maliki, ben kendime malik değilim. Ene'ye bakar tarafı var fakat malikim ene manasını taşıyor. Malik değilim, enenin terki manası var. Tabi ene nedir? Onu dördüncü kelimede ele alacağız. Fakat birinci kelimede enenin terki var. Dördüncü kelimede bir abluka eder manada enenin mana ve vazifesini anlatmak var. Enenin terki bir kemalat, bir dine bağlılık, teslimiyet yolu neticesi kazanılabiliyor. Fakat buradaki aşağıdaki enenin ifade ettiği mana, mahiyet hakikatı ise bir marifetullah ilminde ilerlemedir. Şimdi ikinci kelimede de el meftu hakkun diye geçiyordu ve özetle demiştik. İnsan bu dünyada yaratılıp yaşayan bu insanın ana gayesi den birisi de dünya hayatı değil, dünya hayatı vesiledir, ahireti esas gaye yapacak manasını telkin eder. El meftu hakkun. Üstadın bu dört kelime dediği bu kelimelerin din hayatında temel teşkil ediyor. Yani eneyi terk etmeyen kendine bağlanır. Kendine bağlanan da Cenab-ı Hakk'ın rızasına ters düşer. Ve ene ilk olarak mesela şeytanın ebedi cehenneme gitmesinin sebeplerinin en başta gelenidir. İnsan dünyasında da aynı şey vardır. Ene sahibi olan Müslümanlar İslam dünyasındaki hayatımızı düzeninden çıkartır, nizamından çıkartır ve ihtilaflara çok kapı açar. Ve ene sahibi olan insan her şeyi kendi arzusuna göre değerlendirir, meyline, zevkine, menfaatına göre ele alır, izah eder. Allah'ın sonsuz hikmetiyle bildirdiklerine bağlı kalmaz. Bu kişi zahiren dindar görünürken hakikatta ise dünya perest, nefis perest, enaniyet perest, böyle garip bir mahluk olur. O zaman din hayatının içinde değil, dışında, hatta zıttında kalır. Bu bakımdan birinci kelime inni lestu maliki şekliyle 30 senede öğrendiği birinci kelime olmuştur. El meftu hakkun da dünyayı değil ahireti hedef almak. Üçüncü kelime ise Rabbi vahidun, şirk dünyasını terk. Yani Allah'tan başka hiçbir şey beni yaratamaz, besleyemez, terbiye edemez, istikametli yola doğru götüremez. Ve götürmemektedir. Onlar da yaratılmışlardır diye olan tevhid sırrının inceliğini ifade eder. Zaten o tevhid sırrının inceliğine girmediği zaman kişi en azından gizli şirk çeşitleri dünyasında kalır. Dördüncü kelimeyi geçen ders zamanımız bittiğinden kısadan okumuş geçmiştim. Şimdi ise bunun biraz daha anlattığının üzerinde duracağız. Dördüncü kelime ene ile tabir edilen benlik. Yani kendisine bir vücut, bir kıymet vermektir. Şimdi burada yukarısına benziyor yani. Yukarısında reddedilen işte inni lestu maliku, maliki. Ben kendime malik değilim, burada malikim diye. Öyle değil burada. Şimdi onu izahına geçeceğiz. Kendimize bir varlık varız gibi bakıyoruz fakat niçin? Bu bakmak gerekiyormuş. Yani dini yasak ettiği değil, bak dediği tarafından ele alıyor. Yukarıda ise yasak taraf. Neymiş? Yani kendisine
bir vücut, bir kıymet vermektir ki bu ene Cenab-ı Hakk'ın sıfatını, şuunatını bilmek için bir santral. Bak de burada şimdi eneye bakış tarzı müsbet. O olacak. Bir santral ve bir vahid-i kıyasıdır. Şimdi bu vahid-i kıyası nedir yani? Vahid-i kıyası. Bu nispet dünyasını işler. Çok olanların çokluğu ve çokluk gözüyle ona bakışı azlık manasının düşüncemizde bulunmasından gelir. Ya bu apartman dışarıda küçük bir küçük Anadolu böyle evine bakıyorum. Çok büyük diyorum. Bu dediğimi aklımla büyüklük manasını düşünerek bakıyorum ve öylece düşünüyorum ve büyüktür diyorum. Bu tarafında bulunan gökdelen tabir edilen mesela 50 katlı bir şey var. Gökdelen var. Ona bakıyorum. Buna baktığım zaman bizimkisine küçüktür diyorum. Ve bunu da küçük manasını aklım düşünerek buna izaf eden böylece bakıyor. Ya bir apartman küçükse küçüktür, büyükse büyüksür. Bir baktık büyüktü, bir baktık küçük oldu. Ne sağa ne sola bakmıyorum, apartmana bizzat bakıyorum kıyassız. Neyse ondan ibarettir. İşte 5 katlı apartman diyoruz. Bakınız düşünce dünyamda küçük ve büyük manası aynı nesne üzerinde cari oluyor. Bu nedir? Nisbidir. Kıyaslama yoluyla çıkan his ve düşüncedir. Ha, o zaman kıyas vahid-i kıyası derken Allah'ın sıfatları sonsuz. İnsan hiçbir sonsuzu düşünemez. Çünkü sonlu düşünce sonsuzu hata edemez. Düşünemediği zaman meçhul kalır. Zaten Allah'ın zatı cihetiyle yasak var ve meçhuldur ama sıfatları cihetiyle bilmemiz lazım. O sıfatlar da sonsuz. Onun için burada ene'nin varlığı lazım geldi. Nedir o? Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının küçücük nümunecikleri insanda Allah verdi. Kendisini düşünebilmek ve tanıyabilmek için, marifetullah için. O noktadan şimdi bu dördüncü kelimede ene'yi ele alıyor. Ene'ye sahip olan nefis perest ama ene'ye bakış tarzı müsbettir. Allah'ı sıfatlarıyla tanımaya kendi sıfatlarımızdan intikal edeceğiz vahid-i kıyası olarak. Nefis perest olmuyor zannediyorum. Yok. Bu Allah tanımak için nefse baktığınız zaman o zaman nefis perest olmuyor. Şimdi bunun izahını buradan alıyoruz. Yani vahidi kıyasıdır. Ne ene. Ene insanın zahiri ve batını bütün duygularıyla meydana gelen bir insan hakikati manzumesi. Ene bu. Sayfa sözler mecmuası 535. Ene, şimdi o okuduğumuz yerden, yani Mesnevi'den sözlere geçtik. İzahı için. Burada izah yok. Çok kısa. Okuduğum kadar. 3 satır. Ene, künuz-u mahfiye olan Esma-i İlahiyenin, künuz-u mahfiye, gizli hazineler, Allah'ın sıfatları, isimleri, künuz-u mahfiye olan Esma-i İlahiyenin anahtarı olduğu ne? Ene. Ha ne iyi bir şey ya. Kapılı olan Esma-i İlahiyeyi ene açacak. Anahtar gibi. Anahtarı olduğu gibi bu ene kainatın tılsım-ı muğlakının dahi anahtarı olarak. Ondan sonra kainatı da açıyor. Kainat da Esma-i İlahiye'yi anlatır. Marifetullah'ı Kur'an baştan başa çok tekrarlarla Allah eserlerini anlatır. Eserlerine dikkat çeker, tefekkürü emreder ve oradan yani yarattığı varlık dünyasından kendisinin varlığını, birliğini ve hikmetlerinin bilinmesini söyler, bildirir, anlatır, ister bizden. Ama insan bütün büyük kainatın yani gayb ve şehadet alemleriyle denen şecere-i kainatın özeti. Yani 18 bin alemin nümunelerini içine alan bir varlık. Kim? İnsan. Küçük kainat oluyor. O zaman önce küçük kainattan
Esma ilahiye bakılacak, onlar tanınacak, bilinecek, hikmetlerine intikal edilecek. O anlayış, o göz, o marifetullah nazarıyla büyük insan olan kainata bakılacak. Çünkü büyük insan ihata altına alınmadığından, insanın ihatasızlığından dolayı şaşırır. Yolunu bulamaz, istikameti bulamaz. Çok büyük bir deha, büyük bir tefekkür, büyük bir manevi feyiz ve şahsiyet sahibi olması lazım ki o yolda yürüsün. Onun için kısa yol, fakat sağlam, emin, eneden, küçük kainattan gidilecektir. Evet, ene, esma-i yani bir insanın, küçük alem olan insanın esma-i ilahiyenin anahtarı olduğu gibi, yine bu aynı ene, kainat tılsımı muğlakının, yani kapalı, ince, derin hikmet ilahiyenin dahi anahtarları olarak bir muamma-i müşkili küşadır. Ene. Anlaşılması, bilinmesi, derinliğinin idrak edilmesi zor olan şeyleri açar. Kim? Ene. Sonra daha ne var? Ene de bir tılsımı hayret fezadır. Yok, hayretler uyandıran bir tılsım. Derin ve ince manayı ihtiva ediyor, tazammun ediyor. Ene. O ene bizde yani olan insanın hakikati ve mahiyeti. O ene mahiyetinin bilinmesiyle nedir, asliyeti nedir, niçindir, ne yapıyor, vazifesi nedir gibi mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır. Tabii ene açılınca kainat da açılır, esma-i ilahiye de açılır. Bu sefer bir marifetullah dünyasına açılır insan o yoldan. Çünkü bu tasavvuf vardır İslam dünyamızda. Üç meslek var, başlı başına üç meslek var. Her üç meslek de çok kollara, dallara ayrılır. Birisi tasavvuf, çeşitli tarikatlar namı altında asırlardan beri İslam dünyasında yaygın ve halka, avama da inebilen bir maneviyat yolu, kalbi hisler yolu oluyor. Bu ortalaması olan mana ile bu tasavvufun da çeşitli mertebelileri vardır. Meşhur olan yollara göre, yani bilinen, meşhur olan tarikatların nazarında kainat kitabına fazla bakılmaz. Hatta o maneviyat yolunda la mevcude illahu, la meşhude illahu kaideleri var. Yani bu varlık dünyasına dikkat edip de onu tanıyalımdan daha çok iç dünyadan, kalbi hislerden, Allah'a kalben teveccüh etmek yollarıyla, zikir yollarıyla, nefsi gemleme yollarıyla, yeme, içme, uyuma gibi yollarda, azaltma yollarıyla, ruhun hakimiyetini, istikbalini, istiklalini, inkişafını sağlayıcı ve işte tasfiye-i nefs, yani güzel bir ahlaka, güzel bir hislere sahip olma yolunda yürümektir. Diğer onun öteki tarafındaki olan meslek ise ilmi kelam tabir edilir. Mütekellimin büyük alimleri daha çok akıl mantık yoluyla ve kainata da toptan bir bakışla, yani teselsül kaidesi deniliyor ilmi kelamda. Sebepler zinciri içerisinde en nihayette sonsuza gidemeyeceğiyle bir ezeli ve ebedi olan bir varlık o var, var da bunları yaratır. Yoksa o zaman bir varlık dünyasının ezeliliği icap eder. O zaman ne oluyor? Ezeli, yani silsileler ezeliliği akla mantığa aykırı olduğu için o olmaz. O zaman ne olacaktır? Bir işte yani bazı o yolda giden zatların tabirleri olarak müessirul ula tabir ederler. İlk tesir eden müessir, yani icat edici. O ezelidir, ebedidir tarzında bir ilmi kelam yolu var. Bu yol risalelerde fazla beğenilmez. İyidir, güzeldir. Bu da tasavvufa nispetinden daha alt mertebededir. Üçüncüsü, yahut daha doğrusu birincisi, birincide ele almadık bunu, hem aklı hem kalbi, maneviyatı beraber çalıştıran, ama bu çalıştırmayı da Kur'an yolunda çalıştıran, yani aklı kainat kitabını okutturarak tefekküren,
talim etmek, kalbi de Kur'an'ı dersler ve irşatlar yolunda telkin altında alarak, irşad ederek manevi kemalı kazandırmak. Bunun da yolcularına, yani büyük zatlarına asfiya denilir. Müceddidler denilir. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri bu asfiya sahasının, müceddidlik dünyasının büyüklerindendir. Hem de oldukça ileri derecede büyüklerindendir. Bu şekliyle İslam dünyasında ana hatlarıyla belirtmiş olduğum üç ana meslek, kendi çeşitli kolları ayrılmakla beraber ana yapıda böyle bildiriliyor. İslam şeyimiz olarak, kitaplarımız olarak. Şimdi bu Risale-i Nurlar, malum çok yerlerde yazıldığı gibi, mevzularından da açık açık görüyoruz ki hem akla hitap ediyor, yani aklı talim ediyor, hem kalbi irşad ediyor. İkisini beraber götürüyor ve Kur'an tarzındadır. Evet, o ene mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alemi vücubun künüzünü, hem kainatı hem alemi vücubun künüzünü, alemi vücubun künüzü ezeli ve ebedi olan Allah'ın esma-i hüsnasının bir teşbih, yani anlatılan künüz, yani kenzler, yani çok kıymetli şeylerin saklandığı yerler, saklanan şeyler manasında, onu da açıyor. Bu alemi vücuttur. Yani imkan ve mahluk alem değildir. Kainat değil. Değil. Onun için ene hem kainatı açıyor, nedir, niçin bunu yaratan zat niye yaratmıştır diye onu açıyor. Ene açılınca kişiye, hem de vacibul vücudun esma ilahiyesi ona açılıyor. Demek ki bu meslek oldukça Kur'ani ve üstün bir meslektir. Üstadımızın 40 senelik hayatında ve 30 senelik ilim tahsili yolunda bu 4 kelimeyi öğrenmiştir. Eğer alev vücubun künüzünü da açar, eğer onun, yani enenin hakiki mahiyeti ve sırrı hilkatı, Allah onu niye yaratmış hikmeti bilinse, ene bilinse, hani Allah'ın yarattığı sebep, hikmet bilinse ene'yi yaratmasında, kendisi açıldığı gibi ene nedir, niçindir diye açıldığı gibi kainat daha açılır. O zaman bu anlatılan ene ile tabi dördüncü kelimenin bu manada, şimdi burası icmal yapmış. Zaten mesnevi biliyorsunuz bahçeciktir, yani burada tafsilat var. Külliyat için diyor, o mesnevinin bahçesidir. Şimdi biz bahçede büyümüş ağacından okuyoruz. Burada icmaldi, çekirdek gibiydi. Onun için kısa kesmiştik geçen hafta. Şimdi burada devam ediyoruz. Eğer onun, enenin hakiki mahiyeti ve sırrı hilkati bilinse, kendisi açıldığı gibi kainat dahi açılır. Şöyle ki, Sani Hakim, sonsuz hikmet sahibi olan, sanatla bütün kainatı yaratmış bulunan Allah, insanın eline, yani insana emanet olarak, temliken değil, senin mülkündür ne yaparsan yap diye değil, emanet olarak rububiyetin sıfat ve şuunatının, Allah'ın rububiyet sıfatının işlerinin ve sıfatlarının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak işaretler ve numuneleri cami bir ene vermiştir. Kim? Sani Hakim. Kime? İnsana. Ne için? Allah'ı tanımak için. Hadi bakalım, sen şimdi bu yoldan yürüyor musun, yürümüyor musun? Meselesi çıkıyor karşımıza. Keşke bu dersi yapmayaydık, değil mi yani ki? Bir iş çıktı karşımıza şimdi. Önemli bir iş çıktı din hayatında. Vermiştir. Niye? Ta ki o ene, bizim benliğimiz ve zahiri ve batını, bütün duygularımızın ayetli varlığı içerisinde bizler bir vahid-i kıyasi olup, burada ne demiştik? Vahid-i kıyasidir demiştik. Ama o kadar dedik geçtik. Ya burada o kadar, üst satır burası. Burada bahçesi açıyoruz orasını. O
vahidi kıyasi bir mevcudu pardon. Vahidi kıyasi olup esraf-ı rububiyet ve şunat-ı uluhiyet bilinsin. Verme sebebi bu Cenab-ı Hakk'ın bize eneyi vermesi. Fakat vahidi kıyasi bir mevcudu hakiki olmak lazım değil. Yani biz yaratıldık istiklaliyetle varlığımız için artık bir başka zatın bizi varlığımızı devam ettirmesine ihtiyacımız olmayan bir şekilde bir varlık değiliz. Aynen güneşin parlak bir şey aksetmesiyle aksettiği müddetçe parlaklığın varlığı bulunduğu gibi keserse ışığının tecellisini o parlaklık hemen yok olacağı tarzında bir varlıklarız. Hadi buyur bak o zaman hayali bir varlık gibi. Gerçek bir varlık değil. Ama gerçek varlık olmaması daha iyi vazifemize göre. Allah'ı tanıtma bakımından o gerçek varlık olan Allah'ı varlıktır diye düşünmekten başka ileriye geçmeyen varlığı kuvvetli olmayanla daha iyi biliriz. Evet. O zaman eneden vazgeç. İnni lestu maliki de. Ben kendime malik değilim. Ben beni yapmadım ve varlıkta devam ettiremem. Öyle hiçbir kuvvetim yok. Benim malikim beni halk etti ve de varlıkta devam ettiriyor de. Bunu idrak eyle. Demişti birinci kelime. Bu dördüncü kelime ise benim varlığım bilinmeli bence ki vazifem olan Allah'ı tanıyayım. Vahidi kıyası yapayım. Sonra teslim edecek. Diyecek bu iş bitti, anladım şimdi durumu. Ben varlığımdan da yani olmayan varsaydığım varlığımdan da vazgeçtim. Var olan varlığımdan vazgeçtim değil. Çünkü var değil. Fakat varsaydığım varlığımdan da vazgeçtim diyecek. İşi normale getirecek. Evet, Sani Hakim insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak işaret ve numuneleri cami bir ene vermiştir. Ta ki o ene bir vahid-i kıyasi olup yani sonsuz olan Allah'ın sıfatlarının sonsuzluğu içerisinde düşünemediğimizden onun küçücük numunelerini taşıyan insan denen ve insanın enesi diye bildirilen küçük örnektir fakat kısa, hemen bilinebilir, görünebilir, anlaşılabilirden sonsuz olana bir intikal imkanını veriyor bu ene. Onun için şuunat ilahi bilinsin. Fakat vahid-i kıyası, yani bizler enemiz, bir mevcut hakik olmak lazım değil. Yani gerçek bir varlık olmamız icap ettirmez. Hatta halkın cedid diye bir mesele var, Kur'an'da bir ayet var. Aslında halkın cilt iki ayette bütün Kur'an'da iki tane yerde geçer. Birisi ana karnındaki çocuk hakkındadır. Bir diğeri de bu varlığın bütün varlıkların atomundan tut da yıldızlara kadar her hepsinin varlık durumu zaman üstü var olup yok olma şeklinde olduğu meselesi var. Bu oldukça derin ince bir mesele, tabii o meseleyi kenara atalım şimdilik. Mevzu etmeyelim. Mevcut hakiki olmak lazım değil. Belki hendesedeki farazi hatlar gibi. İşte dünya üzerinde haritada, yani gök haritasında, atlasta çizgiler var. Bu çizgiler dünyada yok. Yok öyle bir şey dünyada. Dağlar, dereler, denizlerden başka bir şey yok. Ama dünyanın resminde var haritada. Şimdi insan o haritaya baktığı zaman zannediyor ki dünyada da bu çizgiler varmış gibi. O zaman dünyayı anlamada, anlatmada, dünyayı taksim etmede, yönlendirmede bu çizgiler iş yapıyor. İşimize yarıyor çok. Onun gibi. Farazi hatlar gibi farz ve tevehümle yani varsayma yoluyla bir vahid-i kıyası teşkil edilebilir. İlim ve tahakkukla. İlim biliyorsunuz malumat abidir. Malum da varlıktır. Bilinen şey varlık demektir. O zaman ilim ile hakiki vücudu yani gerçek ilmi netice verecek bir varlık sahibi olmakla ve tahakkukla gerçekleşmeye sahip olmakla hakiki vücudu lazım değildir. Bu kıyas-ı vahidinin.
Evet, Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için benzersiz manasında onlara hükmedilmez. Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatlarına insan düşüncesi bir hüküm veremez. Bir bilebildim işte anladım diyemez. Ve ne oldukları bilinmez. Ve his olunmaz üstelik. Sadece bilgi de değil, his de olunmaz. Öyleyse, madem ki bilinmez, his olunmaz, öyleyse bilmek ve hissetmek için hakiki nihayet ve hadleri olmadığından o Esma-i İlahiye'nin farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Düşünebilmemiz için. Yoksa düşünemiyoruz. Niye? Sonsuz. Ya Esma-i İlahiye'nin dışında, yani vacib-i vücut olan Allah'ın haricinde de mesela biz bir uzay düşüncesinde nihayetine varamayız. Aklımız ne nihayete varabilir ne de nihayetsizdir diye evet diyebilir. Akıl gider bulacağım sonunu diye yol olur durur. Niye durdum der. Yine gider. Sonsuz yaşarsa bu durumdan kurtulamaz. Çünkü düşünen insan kafası düşündüğü sonsuz. Orada daima böyle bir dalgalanma hayatı geçirir. Sayı. Git sayıda rakam üstüne çık. Nerede niye duracaksın? Niye hiç durmayacaksın? Bakınız duramazsınız. Bir ses. Çok gürdür. Şuraya kadar gitmiş. Daha buyu daha gider. Nereye kadar İlla oraya kadar gider durur. Hayır. Ya maddi alem bu. Ne sonsuzluğuna evet diyor akıl, ne de sonluluğuna evet diyor. Demek ki akıl her halükarda sonsuzluk sahasına doğru uzananlar tarafına doğru ciddi bir idrak dünyasına, idrak imkanına sahip değildir. Şimdi biz onları bıraktık. Onlar imkan alemi. Allah'ın nazarında muhakematta diyor, sonlu kainat insan dünyasından sonsuz tabir ediliyor. Bize göre sonsuz. Ama Esma-i İlahiye vacibül vücut. Ne yapacağız? İdrak edemiyoruz. O zaman onun küçük nümunelerini ihtiva eden, içine alan bir şey lazım. O da biziz. Onu idrak edeceğiz, oradan onu düşüneceğiz. Başka türlü yol yok. O zaman bize ene lazım. Ne için? Marifetullah için. İnce bir nokta ama ehemmiyetli. Kıyas yapmak için. Evet, kıyas. Vahdi kıyası oldu. Burada onu alıyor. Evet. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından Esma-i İlahiye'nin, sıfat-ı İlahiye'nin farazi ve vehmi bir hadi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Şimdi anlatacak ona. Kendinde yani enaniyet her insanda var. Varlığı, işte düşünen, yapan, eden falan işte hususiyetleri var. Kendinde bir rububiyeti mevhume yok olduğu halde varsaydığı bir idarecilik, terbiyecilik, nakisiyetten mükemmele doğru yaptığı şeyleri götürme. Bu nedir? Rububiyet. Eksiklikten mükemmele götürücü terbiye hareketi. Bende de var diyor insan. Ha. Kainatı Allah öyle yarattı. Rububiyetini bilinmesi için. Bir anda yaratır. Zamansız yaratır. Bir cevhere yaratıyor. Bir ilk yaratma var. İsim maddesi diye tabir eder üstad. Derken oradan işte atomları yaratır. Atomlardan işte sema dünyasında gaz kütlelerini yaratır. Derken oradan ecram-ı münire ışık şeyleri yayan, enerjisini yayan küreler yaratır derken bazılarını soğutur, hayat şartları getirir, hayat başlatır derken kainatı böylece rububiyeti altında mükemmele doğru götürüyor. Onun için diyor ki kainatta tekamül vardır. O zaman insanda da bu manada kendi küçük dairesinde rububiyet vardır ama kendisinin değil. Bunu iyice bilebilmek için, yani idrak etmek için demiyorum, kabul cihetiyle bilmek için şunu bileceğiz.
Ef'ali beşeriyede Halik Allah'tır. Bunu bilmemiz lazım. An be an, zaman üstü, mesela ben konuşuyorum, ağzımdan çıkan sesler atmosferde halk edilip yayılıyor, kulağınıza geliyor. Benim burada hiçbir rolüm yoktur. Onu o anda Allah yaratıyor. Ben şunu tutup kaldırıyorum, ben kaldırırım gibi görünürken, hayır ben kaldırmıyorum. Diyorum ben kaldırıyorum, yok ben kaldırmıyorum. Ben kaldırmak istiyorum, meylediyorum. Ve Allah bu kaldırmayı elimden onun kalkmasına icat ediyor. Konuşmak istiyorum, meylediyorum ve Allah o anda halk ediyor. Bunu anlamada elbette ki zor, çünkü mesela mezhepler arasında Ehl-i Sünnet'in dışına kalmış, bu gibi noktalardan dışta kalmış olan batıl mezhepler var İslam dairemizde. Yani insanın diyor fiil ve hareketleri insanın diyor halikıdır. İnsan halikıdır. Bu ince meseleyi anlamada dev gibi insanlar anlamamışlar. Öyle demişler. O zaman bunlar için esasla ittifak etmiş ama diğer şeyde işte orada işte hani şimdi beşerin fiil hareketlerinin haliki kendisi olunca epeyce bir ters hareket başlıyor insan dünya, iman dünyasında. Doğrusu tehlikeli. Onun için şimdi burada tabii ki bizim için de aklımıza göre, ilmimize göre. Bunu ben kaldırırken niye ben kaldırmıyorum? Hatta ben bunu küçükken ilmi kelamda okumuştum. Daha acayip. İlmi kelamı da o zaman böyle yatakta yaptığım zaman uyuma esnasında, çünkü değeri az olduğu için zaman harcayamıyordum. Ona da bir bakmak istiyordum. Yahu bu ne biçim iş? Orada anlatıyor bunu. Ben yapmıyorum. Ama hiçbir izah yok. Sonra Risale-i Nur elimize geçince ben yapmıyorum ama nedenini bildim şimdi. Bunlar bilmişler ama kaldı. Bilmişler de usta diyor ki izah etmemişler. Evet. Anlatmamışlar. Açıklama yok. Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması muhit, bütün varlık dünyasını kaplayan, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Varsayım tarzında. Güya solluymuş. Düşünebilmek için. Onu da enaniyet yapar. Bizimkisi sonlu. Kendinde, yani insan kendi enaniyet, yani işte ismi anlatacak, kendinde bir rububiyet-i mevhume olmayan fakat varsayımda varlığı düşünülen rububiyet. Bir malikiyet. Malikiyet, ey halikiyet manasına gelir. Halk etmeyen malik değildir. Bizim malik, bu benim dediğimiz şeyler mecazi ve izafidir. Benim olması için benim halk etmiş olmam lazım. Ay hiçbir şey biz halk edemeyiz. Ama mevhum bir halikiyet düşünüyor insan. Bir kudret, bir ilim tasavvur eder. Kim? İnsan. Nerede? Kendi ene yapısı içerisinde. Bir hat çizer. Onun ile bu hat çizme ile muayyenlik vermek, düşünülebilen bir duruma getirmekle onun, Allah'ın muhit sıfatlara, sonsuz olan sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Kendi ölçüsü içerisinden ona intikalen onu da düşünebilir halde ele alır. Buraya kadar benim, yani ben yapıyorum bunları, eneye, bu kutuyu ben yaptım, bu masayı ben yaptım, bu kitabı ben yazdım, bu sözleri ben söylüyorum. İşte ben diye bir sürü ben hareket dünyası neler yapıyorsa ben diye ifade eder. Neler yapıyorsa. Halbuki hiçbirisi bene girmiyor. Ben dediğim ise de ben o ben değilmişim. Sen misin? Hani şeyde dediği gibi tasavvuf ehlinden manzumelerde. Buraya kadar benim, ondan sonrası onun. Mesela ben bu evi yaptım. Kainatı da hepsinin evi olan bu dünyamızı da ben yaptığımdan düşünerek o da bunu yapmış. Kuvveti büyük. Onun için Allahu Ekber demiştir. Deniliyor. Allahu Ekber.
Şimdi Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Allah sonsuz büyüktür. Yok, en büyüktür. Sonsuz büyüktür dediğin an, bilhassa avam düşünce dünyası durur. Ne yapacağız o zaman? En büyüktür. Ne der? Avam der ki, bakar dünyanın ucu bucağı yok. Çok büyük. Bunu kim yaptı? Allah yaptı. O çok büyük. Allahu Ekber, Allah ondan daha büyük. Yani büyük düşünebildiği ne varsa ondan daha büyük. Gökte yıldızlar var, onu kim yaptı? Çok da fazla işte büyük. Allah yaptı. Ama çok fazla, çok büyük. Allahu Ekber. Allah onlardan daha büyük. Bu kademe kademe gidiyor böyle şimdi. Şimdi ona aklı yatıyor. Yani Ekber'e aklı yatıyor. Onun için Kur'an'da bu taftil ifadesi gelmiştir. Yani bizlerin durumuna hitap ediyor. Belagat, belagattır bu. Oradaki asıl makam Allah sonsuz büyüktür şekliyle olacaktı. Fakat biz varız burada. Onun için bu manada, bu manaya bakar manayla Allahu Ekber dendiğini söylerler büyük zatlar. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücükler ile onların, hani Allah'ın sonsuz sıfatlarının mahiyetini yavaş yavaş anlar. Mesela nasıl düşünecek şimdi bir insan? Daire-i mülkünde, yani insan kendi sahip olduğu dairesi içinde mevhum rububiyetiyle, aslı olmayan fakat varsaydığı idareciliğiyle, terbiyeciliğiyle Halık'ının hakiki malikiyetini fehmeder. Ve bu haneye, bu eve malik olduğum gibi, işte bina yaptım, çaktım, çimento vurdum falan ettim diye düşüncesiyle zahir, yani gerçek olmayan, zahir derken bazı yerlerde yani açık, besbelli. Fakat burada da zahir dedi ya, gerçek olmayan manada oluyor. Çünkü sadece böyle kelimeler, tabirler var, bilmek lazım. Zahir malikiyeti, malikiyetiyle Halık'ının hakiki malikiyetini, bununki zahir, hakiki olmayan hakiki, fehmeder. Ve bu haneye malik olduğum gibi Halık da şu kainatın malikidir der. Ve cüz'i ilmiyle onun, Allah'ın ilmini fehmeder. Ve kesbi sanatçılığıyla, yani icatsız, var olanı ekleme, denkleme yoluyla, o da o hareketi yine Allah veriyor ya, bir şeyler yapar. O sanatçılığıyla o Sani Zülcelal'in ibda sanatını, yoktan var etmekle olan sanatını anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim, öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış, yani Allah yapmış ve tanzim etmiştir der. Ve hakeza buna bu kıyasla düşün. Bütün sıfat ve şunat ilahiyeyi bir derece, tam tamına değil yasak o, belli bir miktar, ki işte bize derecemize göre aldığımız, kazandığımız yetiyor. Bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat enede münderiçtir, konulmuştur. Şimdi şuraya geçiyoruz. İşte dersimiz olan bu Mesnevi'de, Mesnevi'nin 52. sayfasında zikredilen dört kelimeden dördüncüsünün hakikati, küçük alem olan insanın mahiyetinden, yani enfusi alemden, yani eneden, Cenab-ı Hakk'ın marifetini, yani marifetullah'ı yakıniyet derecesiyle elde etmek yoludur. Nitekim Hazreti Üstad'ın bu hakikate bakan beyanlarından birisi de şöyle. Ne diyor? Çok dikkat çekici bir bahis. Onunla bitireceğiz herhalde. Emirdağ 145. Aziz Sıddık kardeşlerim, 100 defadan ziyade gayet kıymetli bir hakikat-i imaniye bana görünüyor.
telif zamanı tamam olması tarih bittiği için hikmetiyle ne kadar çalıştım o çok ehemmiyetli hakikati avlayamadım. Yani kalem içerisine, kağıt yapısına dökemedim. Avlamak. Yani uzaktan uzağa hissediyor, görüyor. Dile ve kaleme gelecek bir şekil almıyor. Çok ince. Vazıhan ifade ve ihsas etmek için bekledim. Ya biraz daha açılsın, biraz daha açılsın iş dünyama, idrakıma, kalbime diye. Muvaffak olamadım. Şimdi gayet kısa bir işaretle o çok geniş ve çok uzun hakikattan kısacık bahsedeceğim. Açılmadı. İnna Allah halakal insane ala sureti rahman hadisi hem cevamiül kelimden kelam az, mana pek çok. Buna cevamiül kelim denir. Ya yani cümlede çok mana taşıyan kelimeler gömülmüş. Ne kadar açarsan, açabilirsen, açsan kabul eder. Açabilirsen. Bu da bu hadisle cevamiül kelim. Kelimden hem müteşabih, zahir mana ile ele alınmaz. Dış mana ile hüküm çıkartılmaz. Cevamiül kelim, müteşabih hadislerdendir. Pek büyük ve külli nüktesi, yani çok geniş bir manası, benim kalbime geliyor, dile gelecek, yani vazıh gelmiyor. Yani onun ruh alemine bir görünüyor, dile gelecek biçime kadar açılmıyor. Ama üstad bunu zevk ediyor, hissediyor. O mana cennetini yaşıyor. Fakat bize gelmesi için kelam dünyasına inmiyor. Demek çok nazlı. Evet. Mana aleminde neler varmış? Bunlar mana alemidir. Çünkü mana alemi, ilmi ilahiye dayanan bir alem. Hep bütün alemler öyledir ya. Olduğu için ezel ve ebed yapısı içerisinde bir mana çeşitleriyle rengarenk bir alemdir. Külli nüktesi benim kalbimi hulasatul hulasa ile Cevşenül Kebir'i okuduğum vakit zahir oldu. Cevşenül Kebir, bin bir esma, ismi azamın mufassalı, ismi azam bunun mücmeli. İsmi azama mazhar olan zat artık neyse. Ondan sonra ben de o acayip ve çok güzel nükteyi kaçırmamak için şifreler, işaretler nevinden, hayda bu kadar üstadın dünyasında bile kapalı, yani dile gelmez vaziyeti, bu şimdi de şifreler, şifreyi neyle açacağız ki? Şifreler, işaretler nevinden Hulasatul Hulasa'nın 17. mertebesi olan Kur'an lisanı ile şehadet ve 18. mertebe olan kainat lisanı ile şehadet ortasında o şifreli işaretleri şöyle koydum ve kaydettim. Neymiş bakalım, şifrelere bak. Şifrelere geçiyoruz. Şifreden anlayan anlar. La ilahe illallahul vacibul vücudil lezi vücudil vahidul ahad bilisanil hakikatil insaniye bikelimati hissiyatiha ve yok hayatiha ve hissiyatiha ve seciyatiha ve mikyasiyetiha ve miratiyetiha. Gerçekten şifreler. Ve bir kelimat-ı sıfatıha, bu hala hep insana gidiyor. Ve ahlakıha ve hilafetiha ve fihrisiyetiha ve enaniyetiha ve bir kelimat-ı mahlukiyetiha camiiyye ve ubudiyetiha mutenevviha ve ihtiyacatiha kesira ve fakriha ve azziha ve naksiha gayril mahdude. Ne dehşetli şifrelermiş ya. Acayip. Hoca, şimdi bu şifrelerde kafanı böyle tutman lazım. Böyle. Evet. Bu şifrelerin deşifre edilmesi mümkün değil mi?
Üstad bu alemin tarihi iken ne dedi görmüyor musun, ne anlattı? Biz de bunu böylece ne işte, yani bir alemler var, biz ondan uzağız, bilirsek bu da iyi bir bilgidir. Evet, istidadatil gayril mahdude, mahsure. İşte bu kısa şifreyi yine gayet muhtasar bir şifreyle tercüme ve izah edeyim. Edeceğim. Bunu hulasatul hulasaya bir haşiye yapınız. Talebelerine söylüyorum. Evet, ben hulasatul hulasayı Arapça bir tefekkürü ibadet şeydir. Okuduğum zaman koca kainat nazarımda bir halka-i zikir oluyor. İç dünyasından haber verir. Bunlar bizim için haberdir. Haber, izahat, tavzihat değil. Haber. Vücudunu bilmek manasında haber. Fakat her nevin lisanı, yani varlık dünyasında nebiler var ve nebilerin efradı var. Her nevin lisanı çok geniş olmasından fikir yoluyla sıfat ve esma-i ilahiyeyi ilmel yakın ile izan etmek için akıl çok çabalıyor, sonra tam görüyor, çabalarsa. Kendi şeyini haber veriyor. Hakikat insaniyeye baktığı vakit bu şifre, ki ona bakıyor zaten, bu ha ha halarla, o cami mikyasta insan enesinde, o küçük haritacıkta, o doğru nümunecikte, o hassas mizancıkta insanın efsafını anlatıyor. O enaniyet hassasiyetinde böyle kati ve şuhudi görürcesine iman hakikatlarına, imanı şuhudi getiriyor. Kim? Küçük alem olan insan, insanın şerhi. O zaman biz daha şimdi bu şeylerde yukarı çıkarken bilgice, o yukarı çıkmaya doğru baktığımız hakikat dünyasına kıyas yaptığımız zaman bakıyoruz aşağı iniyoruz. Aşağı doğru düştüğümüz görülüyor. Evet. Şimdi bazen diyordum yani derslerde, bu dersi anlattığını anlamak için ders yapmıyoruz. Anlamadığımızı anlarsak anlama gayretimiz artar. Hiç bize göre anlamadığım şey kalmadı. Fakir anlamadığım şey kalmamış. Ah zavallı. Evet. Enaniyet, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat'i. Şimdi bakınız. Burada ene ile tabir edilen benlik, yani tercüme zaten bu aynı zamanda, kendisine bir vücut, bir kıymet vermektir ki bu ene Cenab-ı Hakk'ın sıfatını, fa çektiği zaman sıfatlarını olur, şu unatını bilmek için bir santral, bir santral bütün gelen hatların bağlandığı merkez. Kainatta neler var geliyor, bu buraya bağlı. Özet, merkez, insan, santral, merkez, kainat merkezi. Ve bir vahid-i kıyasıdır, bitti. Ne? Ne bileyim ne? Sen dur diyor, telefon açıyorsun bana, ben de biraz ya, ben ne yapayım ben burada sana? Değil mi yani ki? O enaniyet hassasiyetinde öyle kati ve şuhudi ve izani bir vicdan, bir itminan, bir iman ile o sıfat ve esmayı tasdik eder. Bu ene açıldığı zaman, bu ene şifresine nüfuz edildiği zaman alem açılır. Esma-i vücut, vücub alemi açılır. Ve tabi burada yükselen büyük zatların dediklerini anlama zorluğu çekiyoruz artık biz. Geçmişteki büyük zatların bu manalarda gezen kısmının sözlerini anlamakta müşkilat var. Şu alışmadığımız bir alemden konuşuyorlar. Görmediğimiz, işitmediğimiz, düşünmediğimiz bir alemden söz ediyorlar. Tasdik eder. Hem çok kolay, hem hazır, yakınında, kendi yapısında, aynesinde, hiç uzun seyahati fikriye muhtaç olmadan, kainat kitabını okuma seyahati yapmadan, imanı tahkiki kazanır. Yani insan nefsi enesi okunursa, açılırsa kazanır. Ve inna Allah halakal insane ala sureti rahman. Bu Rahman'da düğümleniyor. Rahman'da sıfat-ı subutiye var. İşratul icaz. Sıfat-ı subutiye de esma-i ilahi tazammun eder. Ama bu uzun şey mesele. Buralara girmiyorum. Haber manasında söylüyorum.
Rahman hakiki bir manasını anlar. Çünkü Cenab-ı Hak hakkında suret muhal olmasından, yani Allah insanı diyor halakal insan, ala sureti Rahman, Rahman suretinde yarattı. Rahman Allah. Allah tanıtmada en önde gider bir ayna yarattı. Sıfat-ı subutiye görmek işitmek meselesi. Yedi. Evet. O da kendindeki vasıfları da yarattı. Evet. Anlar. Çünkü Cenab-ı Hak hakkında suret muhal olmasından, suretten murat sirettir. Ahlaktır, sıfattır. Sıfatlardır. Yani o zaman ala siretir rahman, ala ahlakır rahman, ala sıfatır rahman manasında oluyor. O zaman. Evet, nasıl ki ehli tarikat seyri enfusi ve afakı ile seyri enfusi manevi, yani deneden yürümek Allah'ı tanımaya doğru, afakı da kainattan yürümek, iki taraftan gidiliyor. Marifet-i ilahiye iki yol ile gitmişler ve en kısa ve kolay ve kuvvetli ve itminanlı yolunu enfuside, yani kalbinde, zikri hafî kalbide bulmuşlar. Aynen öyle de yüksek ehli hakikat. Orta derecesi değil bu. İslam büyüklerinin üst mertebelileri dahi marifet ve tasavvur değil. Belki ondan çok âli ve kıymetli olan iman ve tasdikte iki cadde ile hareket etmişler. Biri Kitab-ı Kainat-ı Mutallaha ile Ayet-ül Kübra ve Hizb-ül Nuriye ve Hulasat-ül Hulasa gibi afaka bakmaktır. Diğeri ve en kuvvetli ve hakkal yakın derecesini yaşayarak bitme manasında vicdani ve hissi, bir derece şuhudi olan hakikat-ı insaniye haritasını ve enaniyet-i beşeriye fihristesini ve mahiyet-i nefsiyesini mutalaa ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sırr-ı akrebiyete ve veraset-i nübüvvete bakar bu yol. Sırr-ı akrebiyet neydi? Veraset-i nübüvvet ne demek? Saat 4'ü 5 geçiyor. Ne demek diye dedim. Kafanızda bir merak şeyleri attım. Geçtim. Bakarsınız, merak edersiniz. Evet, enfusi tefekkür iman hakikatının bir parçası. 30. sözü ve ene ve enaniyet de ve 30. mektubun hayat perdesi, penceresinde ve insan penceresinde ve bazı parçaları da şimdi usta toplama yapıyor. Sair Eczai Nuriye'de makbul diyor. Bir derece beyan edilmiştir, oraya yürü. Toplama oldu. Toplama yaptı usta. Evet, daha tamamını yapmadı ama sana da gene iş düşüyor. Bunu hem layıkaya, hem sikre-i gaybiyeye, hem hulasatul hulasaya, o bir yer birçok yerlere dağıttı. Yazılsın. Önemli. Diyor üstad. Üçüncüsü yok galiba değil mi? Üçüncüyü yazmamışlar. Üçüncüyü yer. Hangi üçüncü bu? Okuduğunuz üçüncüsü. Üçüncü diye ne var ki burada? İki tane yol vardır. Enfusi, afakı. Üç kitaba yaz dediğin üçüncü. Ha yok. Ben onu anlamadım dediğini. O yok. Yok ama üstad dediğinde var. Var sayılır. Heh. Şimdi netice veriyoruz burada artık. Dersimiz olan, mesela öyle bir küçük alem olan insanın mahiyetinden, yani enfus aleminden, yani eneden Cenab-ı Hakk'ın marifetini, yani marifetullah'ı yakiniyet derecesi ile elde etmektir. Nitekim Hazreti Üstad'ın bu hakikaten bakan beyanlarından birisi, bu birisiydi. Şöyle okuduk onu. İşte Hazreti Üstad'ın 30 senelik tahsil hayatında bu sırrı keşfetmiş ki marifetullah'a giden en kısa ve en salim yoldur. 30 senede. Şimdi o zaman ne oldu? Bu dört kelime
gerçekten yani bir dereceye kadar anlatılan, onda anlatılan hakikatler hissetsek, anlasak bayağı bizim maneviyat dünyasında rengimiz değişir. Hidayet yolunun mecrasına doğru hayatımızı yönlendirilmiş görürüz. Ama şurada bir kayıt gerekiyorsa, bu fitne-i ahir zaman şartları içerisinde bu yolda salimen böyle rahat rahat yürüme imkanı çok zor. O zaman Risale-i Nur'a dayanarak diyorum, aman sadakat ediniz. Böyle zor manalar çıkınca karşımıza, biz ne yapacağız peki o zaman, bu yoldan gidemem. O zaman yollar kapalı, ben yani orada oturdum bile kalayım, yok. Ne yap? Aynen kabul et, o kolay. Denenin zahir manasını gördün, ona bağlan, mana derinliğine gittiğin kadar gidemiyorsan sadakat göster. Bu devam edecek zaten, bu burada bitmiyor. O zaman insan kitapta anlatılan nelerse hükümler, onlara bağlı kalmak gayretine girerse, Allah da onun bu ağır şartlar olduğundan dolayı hızlanma fitnesinde yardım eder, yolunu açar. O ayette gelen Sübülena ayetinin tarafından hissesini açar ona. O da epeyce rahatlar. Buraya kadar geldik. El-Fatiha.